Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir. A. 15, B. 30, C. 60, D. 90. Bir parça hazmetmeye çalışacağım soruyu izninizle. Size meslekten bir soru geldi. Evet, Dalam. Öyle geldi. Ama biz tabii işin çok tarihçesini bilmiyoruz kadın doğum tarihçesi olarak. Hani genellikle biz ikiz kardeşleri aynı anda doğurturuz, biter o iş. Hiç böyle aradan, elbette literatüre geçmişleri olan var ama inanın şu anda en ufak bir fikre sahip değilim bu konuda. Hiç öyle bir bilgi gözünüze çarpmadı mı? Yok, hayır. Tabii ki aynı batında, aynı anda doğmak zorunda değiller ama 15 gün pratikte hiç görmediğimiz bir şey olmadığı için. Bir de bu doğrusu Guinness Dünya Rekorlarına da hiç bakma ya da şöyle bir göz gezdirme şansım olmadı. Peki şunu merak ediyorum Lale Hanım. Siz kadın doğum uzmanısınız. Böyle bir durum hangi şartlarda olur, hangi durumlarda olur? Herhalde doğal olanı o ikizlerin yani en azından bir iki saat içerisinde gelmesi, beraber gelmesi ama 15 gün, 30 gün veya 60 gün gibi bir aralık herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklı Hayır, oluyor. Rahatsızlıkla ilgisi olan bir şey değil bu. Şimdi şu anda daha çok sezeryan doğum ile ikiz gebelikler sonlandırıldığı için böyle bir ihtimal söz konusu değil. Kuvvetle muhtemel bu ilk doğan ikiz eşi normal doğmuştur. Akabinde her şey yolundadır, iki ayrı bebektir. Doğum eylemi kapanmıştır ve bebek içeride rahat devam etmiştir. Ve hangi şartlar bunu bu kadar bekletmiştir onu da tartışmak gerekir. Ama hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani ya riske gireceğim, nasıl şu an... 30 bin cepte değil mi? 30 bin liranız garanti. O zaman çarpı 2... Yani şunu şimdi bir üzerinde buyurun, öğrenmek de istiyorum. Buyurun, buyurun. Şimdi şartları konuşalım. Eğer ki 9 ay tamamlandıysa... Hı hı. 9 ay tamamlandıysa, hatta 9 ay 10 gün tamamlandıysa onun üzerine 90 gün bekleyebilir mi mesela? Tabii ki beklenmez. Demek ki bu erken doğmuş olmalı. Sonrasında öbürü de miadına kadar beklemiş olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu 4 seçenek de olabilir diyorsunuz. Yok, 90 gün olamaz. Çünkü 3 ay 3 çarpı 30. Evet, olabilir. Neden olmasın? Yani ilki ama o yaşıyor mu? Tabii onu da bilmiyoruz da ilk doğan. Haklısınız, hiç o açıdan düşünmedim şu anda. Muhtemelen prematür bir doğum olmuştur. Sonrasındaki de vaktini beklemiştir. Benim mantığım bunu düşünüyor. Yoksa aksi halde zaten ikisi Uzman aynı anda... Uzmansızsınız, ben merak ettim, o yüzden size doğdum. Ay ne kadar sordum. Kötü bir soru çıktı. Molly, bana da Molly birden şu şey... neydi, koyun geldi aklıma birden. DNA'sı kodlanan... O Dolly değil miydi? Dolly miydi? Evet. Molly kalmış aklımda. Klonlanan koyun. Dolly. Aynen, aynen. O zaman biz çarpı iki şeyimizi kullanalım. Tabii ki, buyurun. İlk tercihiniz hangisi olur? Yani bir uzman olarak elediğiniz şıklar hepsi mümkün diyorsunuz. Hani net bir şekilde 90 olmaz, 15 olmaz, 60 olmaz diyemiyorsun. Bu kadar uzun sürmez. Hani bana kalsa hiç başıma gelmedi. Ben 15 derdim, hani daha kısa olmasını beklerdim ama dünya rekorlarına girdiğine göre bu daha uzun vadeli bir şey de olabilir. Çünkü tıpta her şey mümkündür. Bazen hiç aklımızla, mantığımızla ya da kitapta okuduklarımızla bağdaşmayan çok ekstrem vakalarla da karşılaşabiliyoruz. Ama ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani ikisi simultane olarak aynı anda doğurtulur, tamam. Peki o zaman 15 diyelim. İlki.
İlk şık 15, son karar. Özür dilerim. Estağfurullah. Ve yine beni bir kadın doğum sorusu mahvetti. Benjamin Best acaba önemli bir kişilik mi diye de düşündüm ama... Fark eder mi? Yani... Şu an biraz şey, aklım izne çıktı şu saniyelerde. Peki, üçte birlik şansımı deneyeceğim. Kaç gün sonra doğmuş. Sizi de çok fazla bekletmeyeyim. Yani 90 gün sonra olsam onun da Miat'ta doğduğundan emin değiliz. 7 aylık da olsa o kadar beklenemez. 62 ay eder. 2 ay mantıklı olabilir ama 3 ay olmaz. 30, 60... C, 60 son karar. Ben size aslında biraz da mevzuyu öğrenmek için bir takım sorular yönelttim. Şunu sorsaydım herhalde doğru cevap verirdiniz. Yani yaşayabilecek en erken doğum kaç aylıkken olur? 20 haftalıkta yaşatılabilen merkezler var. Yani 5 aylıkta. 5 aylık? Evet. Yani öyle düşünürsek 6 ay da olabilir. 5 yani. Ay oluyorsa 6 ay da olabilir. Yani. Öyle değil mi? Dolayısıyla hani 6 ay, 9 ay, bir 90 gün orada duruyordu. Yani en olmayacak şık bence 15 gündü. Çünkü Guinness Dünya Rekorlarına girmiş. Belli ki çocuğun bir tanesi erken gelmiş. Haklısınız. Çünkü 9 ayın üzerine 30 gün beklenmez, 60 gün beklenmez. O kadarına ben de vakıfım artık. o yüzden hani en erken çocuk ne zaman olabilir Guinness Dünya Rekorlarına girmesi için? O ikiz çocuğun bir tanesi prematürde çocuk. Ve o en erken ne zaman doğabilir? Diğeri de 9 ay 10 gün tamamlarsa demek ki bir arada 3 ay. Ama burada öbür çocuğun miadında doğduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ama Guinness Dünya Rekorlarına girmesi size aslında bir ipucu. İşte beni zaten hep böyle sorular mahvetti. Sizinle tanışmak, burada bulunmak, yarışmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim efendim. İyi ki geldiniz. Sizi tanımak da çok güzeldi. Sizi, kızınızı. Hekim aile. Kuzen çocuğu da öyleydi, Mert de öyleydi. Evet, ailenin zaten 3 hekimi biziz. Ben, kuzenimin oğlu ve kızım. Öyle mi? Ben evet. Size bakarak dedim yani gördüğüm 3 kişi eğer hekimse muhtemelen arkada da bir ordu vardır. Yok. Öyle yok. Mi? Sadece hekim olan sadece 3 kişiyi tanıdım yok, ben. Evet. Anladım Dale Hanım. Çok teşekkür ederiz rica efendim. Ederim, tebrik rica ediyorum. Ederim, 30 gündür aile oluyorum size. Böyle alın lütfen. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada.